Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz uzman dil ve konuşma terapisti, psikolojik danışman Oğuzhan Köseoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesin Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Öncelikle yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Oğuzhan Köseoğlu, uzman dil ve konuşma terapisti, aynı zamanda psikolojik danışmanım. Sizlerle birlikte olmak benim için bir mutluluk kaynağı. Bizim için de teşekkürler. Bu konuya ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Muhakkak. Meslek hayatına öncelikle psikolojik danışman olarak başladım. 10 yıllık kamu sektöründe çeşitli okullarda görev yapma şansım oldu. Ve aynı zamanda psikolojik danışman olarak birçok deneyim elde etme şansımız oldu. Bu sürecin ardından sahadan gelen talepler, aynı zamanda bizde çağrıştırdığı durumlar ve ihtiyaç dolayısıyla uzman dil ve konuşma terapisti olmanın yolunu açmak için açıkçası uğraştım epey. Ve bu alanda fırsat bulunca da kendimi bu alanda buldum diyebilirim. Evet. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarından biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii. Öncelikle genel perspektifte dil ve konuşma terapistlerinin verdiği hizmet alanlarından bahsetmek istiyorum. Konuşma sesi bozuklukları, artikülasyon, fonolojik bozukluk gibi durumlarda dil ve konuşma terapistleri hizmet veriyorlar. Bunun haricinde akıcılık bozukluğu dediğimiz kekemelik, takifemi gibi konularda, bunun yanı sıra edinilmiş dil konuşma bozuklukları, afazi gibi durumlar, yetişkinlerde özellikle çocuklardan ziyade, bununla birlikte motor konuşma bozuklukları, dizartri, apraksi gibi durumlarda yine hizmet veriliyor. Aynı zamanda gecikmiş dil konuşma konusunda da dil ve konuşma terapistleri olarak yardımcı oluyoruz. Evet. Sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Bu noktada az önce de bahsettiğim gibi ilk önce psikolojik danışman olarak başladım. Ve süreç içerisinde ilkokul, ortaokul, lise, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, bunun yanı sıra özel eğitim uygulama okulu, anaokulu, bağımsız anaokulu ve bunun haricinde de askeriyede bir yıl sağlık teğmen, as teğmen olarak görev yapma şansım oldu ve birçok deneyim elde ettim. Aslında biraz da bu çerçeveyi bilerek ve bilinçli olarak çizmek istedim. Her deneyim benim için gerçekten anlamlı oldu ve onlar bana birçok şey kattı. Bu katkının etkisiyle dil ve konuşma terapistliği alanında da eğitimime devam ettikten sonra daha farklı bir açıdan bakabilen, aynı zamanda tek başına dil ve konuşma açısından değil, psikolojik danışma uygulamaları, duygu durumları yönetme, psikolojik süreçlerin etkisiyle beraber dil ve konuşma sürecine katkılarına yönelik olarak da çalışma, aynı zamanda farklı yaş gruplarını tanıma ve toplumsal açıdan da insanları tanımayla birlikte etkin bir aile danışmanlığı yürütme şansı buldum. Bu yönüyle biraz daha avantajlı olduğumu düşünüyorum. Çok güzel. Geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii. Geleceğe dair özellikle benim için en büyük vizyon başarmak, topluma katkı sağlayabilmek ve bize gelen bireylere başarılı bir şekilde hizmet verebilmek. Ve bunun haricinde sahada gördüğüm genel olarak şu var. Evet, eleman daha önce eksikti, yetişmiş eleman. Ama şu an için yavaştan birçok mezun geliyor. Bu tüm sektörler için böyle. Psikolojik danışma alanında olsa, dil ve konuşma terapisi alanında yine aynı şekilde. Ama en büyük eksiklik olarak şu var. Gelişmiş, yeterli ve çevreye katkı sağlayabilen, gelen danışanlarına yüksek oranda katkı sağlayabilen uzmanlar bir ihtiyaç olarak durmakta. Bu anlamda ben de multidisipliner bir alan olması, sağlık bilimleri alanındaki diğer alanlarla daha etkin ve aktif bir şekilde yürütülebilecek çalışmalarda, işbirliği içerisinde olunması açısından daha deneyimli kimseler haline getirebilmek için uzmanları, bu işbirliğini desteklemekten her zaman yanayım.
Bu yönde vizyon olarak koyduğum, hedef olarak koyduğum kendime bu alanda bir kapı açmak, bunu yapmak istiyorum. Ne güzel. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Tavsiyeleriniz nelerdir? Bu meslekte çalışırken özellikle öncelikle insanı sevebilen, saygı çerçevesinde yaklaşabilen, sosyal iletişim ve etkileşim anlamında gerçekten güçlü bireyler olmaları gerekiyor. Ve aynı zamanda bundan doyum sağlayabilen kimseler olması oldukça önemli. Mutlu bir şekilde meslek hayatına devam edebilmenin ön koşulu zaten bu. Bunun haricinde aynı zamanda yine sağlık bilimleri alanına ilgi duyan arkadaşlarımız olursa, tek başına dil ve konuşma yönüyle değil, psikolojik danışma yönüyle, ergoterapi yönüyle, fizyoterapi yönüyle, hemen tüm sağlık alanlarında, yine nöroloji önemli bir alan, tüm alanlarla ilgisi olan kimselerin bu alanda görev yapması hem başarılı olmalarına hem de mutlu olmalarına katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii bu yönde bizim özellikle tavsiyemiz ailelere birincil olarak şu. Sahaya çıktıklarında maalesef aileler uzman olmayan, diploması olmayan, alanda yeterliği veya yetkinliği olmayan birçok kimseyle karşılaşabiliyorlar. Ve haliyle bir sömürü düzeni halinde bu düzenin mağdurları olarak hayatlarına devam ediyorlar. Sonra bazen küskün olduklarını da görebiliyoruz. Bu noktada gidecekleri yerin gerçekten uzman, yetişmiş ve yetişkin birileri, yetişmiş ve uzman birisi olmalarına dikkat etmelerini biz tavsiye ediyoruz. Ve bunun haricinde aynı zamanda ailelerin şu yönde dil ve konuşma açısından ilerleyen süreçlerde geçebilir. Çocuğumuzda evet konuşma problemi var ama babası da böyleydi, annesi de böyleydi. Ya da mahalledeki teyzelerin katkılarıyla geçer, maalesef. Komşu şöyle yapmıştı geçti, o böyle yapmıştı geçti gibi anlayış içerisinde olmaları maalesef çocukların hayatında olumsuz etkiler bırakabiliyor. O yüzden bir uzmandan bu konuda destek almaları ve onun görüşüne riayet etmeleri birincil öncelik olmalı. Sahada yaşadığımız en büyük sıkıntı bu ve ben bunun haricinde özellikle şuna değinmek istiyorum. Ben kendi adıma özellikle gecikmiş dil konuşma, kekemelik, akıcılık bozuklukları ve bunun haricinde konuşma sesi bozuklukları alanında yoğunlaşmış durumdayım. Konuşma sesi bozukluklarıyla alakalı bizim beklediğimiz şu, 5 yaş itibariyle bir çocuğumuzun hemen hemen fonemik envanterindeki tüm sesleri çıkartabiliyor olmasını bekleriz. Ancak çocuk eğer bu yaşlar itibariyle halen birçok seste hata yapıyorsa, halen başarılı bir şekilde konuşamıyorsa, anlaşılırlık oranı 4 yaş itibariyle çok çok düşükse ki biz %100 oranda 4 yaşında bir çocuğun anlaşılmasını bekleriz bir yabancı tarafından. Bu olmadığı durumlarda ailelerin bu duruma bir reaksiyon göstermesini bekleriz. Bunun haricinde gecikmiş dil konuşmayla ilgili olarak bahsedeyim. Burada bazen şunu görüyoruz, 3 yaşında, 4 yaşında çocukların halen 15 ay civarındaki bir çocuk gibi tek kelime veya maksimum 10 kelime olabilecek şekilde konuştuklarını görebiliyoruz. Bazen evet atak yaparak akranlarını yakalayabiliyorlar ama genel olarak bu durumun bir problem olduğunu, 3 yaşında bir çocuğun en azından 4-5 kelimeden oluşan cümleler kurabildiğini bilmelerinde fayda var. Ve son olarak kekemelik mevzusuna da değinmek istiyorum. Maalesef buna yönelik de birçok suistimal durumu söz konusu piyasada ve kekemeliğin çözümü var, yok değil. Bu noktada hiç kimse taahhütte bulunamaz. Kesin olarak ben bu problemi ortadan kaldırabilirim diyemez belki ama şu var. Bu konunun uzmanları, uzman dil konuşma terapistleri veya dil konuşma terapistleri olarak biz katkı sağlayabiliyoruz. Ve alanımız dahilinde yaptığımız çalışmalar nazarında biz
başarıya götürebildiğimizi görüyoruz. Ve yetişkinde ve çocukta bunun etkilerini hep birlikte göreceksiniz. Bu anlamda da bir uzmandan yardım alınması gerektiğini söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir mesajdı. Bugünkü konuğumuz uzman dil ve konuşma terapisti, psikolojik danışman Oğuzhan Köseoğlu'ydu. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Eşlik ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.